Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hoş geldin. Demek bizim yeni dersimiz duplikasyon boyunca Sky World Community You Win, The World Wins. Sizin galibiyetiniz dünya galibiyeti. Maksat ki tuşu olduğu kadamlar. Demek dersimizi başladık. Hop, öz vaktinizi rejalaştırın. Demek biz vaktimizi rejalaştırışımız gerek. Kılıkla işlerimizi, gün tertibimizi ve kalabilirse şu her saatle ve vaktimizi rejalaştırışımız gerek. Eğer biz vaktimizi başkara olmasak, biz ömrümüzü zayi ketkizi koygan bölümüz. Ömrümüz zayi ketmesi için vaktimizi şu saatle, külle, haftalab, oylab, yillab ve 5 yıllık rejilerini kılışımız gerek oluyordu. Mesela hazır bugün başlayan işimiz boyunca 5 yılda ne bir işimiz gerek. O şey erişişimiz gerek olganlarsa ki kadem be kadem yetip barışık için öz maksatlarımızı aldığımızı koyup olga barışımız gerek. Demek saat millerine karab kurup durupsuz. Bu insan saat tohtatmakçı. Lekin saat tohtamaydı. Saat öz hükümünü ötkizedi. Saat öz hükümünü ötmesine geçin. Biz önce hükümünü ötkizişini yolu koşu için vaktimizi rejalaştırmamız gerek. Vaktimizi rejalaştırmasak vaktike öz hükümümüzü ötkizolmayız. Demek kanday kılıp muvaffakiyetli Şuhrat kazanış mümkün. Retakçılık derecesine yetiş için reje tüzün. Paralel devişte tarımak tüzümünüz bilen işlen. Tüzümünüzün çıkıldığı hamkorlarınızda ulanlı yetakçılık derecesine yetişleri de yordam birin. Sizin hamkorunuz muvakkatli bulsa sizin olmadığınız uzak kuturmaydı. Bu tezisin manası ne mi? Bu tezisimizin manası şundan ibaret ki, biz yetakçı buluşluğumuz için avvalo uzunmuzu yönlenişimizdeki mütehassisliğimiz boyunca takdimatlarımızı çırağı yolu koyan buluşluğumuz gerek. Takdimatımız kaçar ki mükemmel bulsa bizim yetkisi belediğin Ma'lumotimiz ham mijozlar uchun qulay, tushunarli, oson va mahsuldor bo'ladi. Shuning uchun biz doimiy bir taqdimotga tayyorlangan paytimizda tezis yozib, tezis bo'ylab o'sha maqsadimiz sari olib boradigan yo'llarimizni yetishdan boshimiz kerak. Yetakchilik darajasiga bu nima? Masalan, tarmoqli marketingda har xil mahsulotli kompaniyalar bor, mahsulotsiz kompaniyalar bor, sarmoyadorlik kompaniyalari bor va qolaversa undan tashqari bir qandaydir yo'nalishdagi bir bunaqangi tarmoqlar bor-da. Ana shu tarmoqlarning hammasini taqdimotini to'liq bilishimiz kerak. O'zimizni takliflarimizga o'zimiz taqdimot o'tadigan bo'lsak, ana shunda biz yetakchi darajasiga yetamiz. Demak, bu rejani tuzishimiz kerak. Tuzishlik uchun, demak, tizimni chuqurligida hamkorlarimiz bilan yetakchi darajasiga yetishga yordam beramiz. Demak, biz nafaqat birinchi liniyamiz bilan muhtoj bo'lganda chuqurligimizga ham yordam beramiz. Boshlanishda oldingi taqdimotlarimizda aytib o'tganmiz. Demak, bizni hozir 4-chi, 5-chi chuqurlikgacha odamlar bilan ishlab boryapmiz. Hattoki 12-chi chuqurlikda odamlarimizga ham yordam berib kelyapmiz. O'tgan safargi chatda biz yozgan ma'lumotimiz faqat 1-chi liniya bilan ishlayman deyishlik. Men shaxsan o'zim 1-chi liniya bilan ishlayman deb va qolgan liniyalar bilan, chuqurliklar bilan faqat prezentatsiya vaqtida savol-javob va tushunmagan narsani tushuntirish bobida yozdim. Chunki bizi liderlarimiz, masterlarimiz
juda ham sus bo'lib qolishdi. Ular o'zlari ishlamasdan faqat hammani menga yo'naltirib qo'yadigan bo'lib qolishdi. O'zlari bichora tushuntirish mumkin bo'lgan narsani menga yo'llantirib, men gapirib berishimni talab qilishadi. Bu esa albatta o'zini yetakchilik darajasiga yeta olmasligiga sabab bo'ladi. Ayni damda yetakchilar safiga bugungi kunda Gavharxon hamkorimiz masterlik darajasiga yetganliklari bilan chin qalbdan tabriklayman va muborakbod etaman. Tez kunlarda ekspert bo'lishliklarini talab qilib qolaman. Talab qilamiz. Gavhar oy, eshitib turibsiz, xonamizda borsiz. Masterlik yana bir bor muborak. Mana bu haqiqiy ish darajasi, ish natijasi mana bunday bo'ladi. O'z faoliyatingizni doim baholab boring. Nimani rejalashtirgan edingiz? Nimaga erishdingiz? Qanday natijaga erishdingiz? Buni foizlab borishingiz kerak. Baholab, demak, bugungi kunda rejamiz bo'yicha, vaqtimizni rejalagan bo'yicha bugungi kunda biz nima natijaga erishdik? Bugun rejamiz bo'yicha nima ish qilishimiz kerak edi? Va nima ish qildik? Oldimizga qo'ygan maqsadga erishdikmi? Suhbatlashishimiz kerak bo'lgan odam bilan suhbatlashdikmi yoki suhbatlashmadikmi? Kim sabab bo'ldi? Nima sabab bo'ldi? Bu narsani hammasini tadqiqot qilishimiz, analiz qilishimiz, analitika qilishimiz kerak bo'ladi. Chunki bizning kasbimiz tarmoqli marketing menejerlari. Ya'ni menejer degan so'z inglizcha so'z bo'lib, o'zbekchaga tarjima qilganda boshqaruvchi bo'ladi. Tarmoqli marketing boshqaruvchilari. Bunaqa kasbga hamma ham erishavermaydi va oson erishib bo'lmaydi. Buning uchun albatta dublikatsiya, ustoz shogird an'anasi bo'yicha borishimiz kerak bo'ladi. Kompaniyamizni mahsuloti haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bundan tashqari to'liq qanaqangi ma'lumotlar bo'lsa kabinetlarimizdagi ma'lumotlarni, kabinetda qanday ishlashlik, pulni kiritish, pulni chiqarish, o'zaro o'tkazish, xarid qilish, paketlarni tanlash, u yerdagi dokumentlarni tanlash, shartnomalarni chiqarib olish va shuning kabi va hokazo ishlarni bilishligimiz kerak bo'ladi. Demak, qachonki biz faoliyatimizga doimiy baho berib borsak, bugun kabinetimga kirib, nima yangilik oldim? Nima yangilik bor ekan? Strukturada qanaqa o'zgarish bor ekan? Ana shu narsani bilmaydigan bo'lsak, natijamiz zero 0% bo'ladi. Natijamiz yuqori natijaga yetishligi uchun albatta o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Keyingi bobda mening haftalik shaxsiy rejam. Buni tuzib olishimiz kerak. Haftani har kuniga, har soatiga ko'rib turganingizdek birinchi ustunda vaqtlar 8 dan 10 gacha. Ikkinchi ustunda demak, qiladigan ishlarimiz raqam, ism, raqam. Bugun Muxtorjon bilan soat 8 da uchrashim kerak. 9 da Ahmadjon bilan, 10 bilan, 10 da palon kishi bilan, 12 da piston kishi bilan hammasini rejalashtirib chiqishimiz kerak. Dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Kelasi salatlarimizda chiqadi. Xudo xohlasa yakshanba kuni ikkinchi yarmini oilaga ajratishlikka urinishimiz kerak. Buni yo'lga qo'ymasak, hech qachon biz samaraga erishmaymiz. Dam olish soatimiz ham bo'lishi kerak. Undan keyin iloji boricha iltimos sizlarning hammalaringizdan soatga qarab so'ng birovga telefon qilishni o'rganaylik. 12 da ham, 1 da ham, 2 da ham chiqavermaylik. Bu albatta insonni tartibliligini, uni muomala go'yligini anglatadigan muolajalardan biri. Xohlagan paytimizda qo'ng'iroq qilib, muammoyimizni ko'ndalang qilmaylik. Barchadan iltimosim shu. Bundan keyin, demak, mana rejalashtirdikmi? Ertalab 8 dan kechqurun 10 gacha. Qarang, qancha soat vaqtimiz bor.
Şunun için de 5 kilometre acı mümkün. Yok ki ondan ki ingilizce, her tarafı 8'e kaldırışımız mümkün. Şuna kılıp haftanın acılığa bulamayız. Son. Yaxşısı haftalık rica tüzüş gerek. Bir de az gene imla hatakımız haftalık bu kaptı. Harf ekilesi yomağın bu geldiği için itibarsızlık için özür. Layıkadaki faaliyetinizi bir haftada rejalaştırışa tayarlayın. Demek, loyakada iş yapsız, hafta devam edin meclisiz. Birinci günü, Düşenbe, kongraklar, 5-4 kişi kongrak. O şimdi kiliş varımız vaktini kuruşuş, takdimat, ilacı bozu Düşenbe günü kongrak eden adamlarımızı, Seşenbe günü takdimatka taklif kılamız. Bunlar takdimatta olgan taassurotlarini yangilar bo'ladigan bo'lsa, taqdimotdan 15 daqiqa o'tkazib, qo'ng'iroq qilib, qanaqa taassurot olganlarini tekshirib, suhbatlashib, ular qanaqangi nimalarni tushunishdi, nimani tushunishmadi, uni so'rab bilib olamiz. Va keyingi shaxsiy uchrashuvga taklif qilamiz. Shaxsiy uchrashuvdan keyin taqdimot o'zingiz o'ting. Taqdimotdan keyin kabinetda ishlashni tushuntiring. Registratsiyadan o'tishni tushuntiring. Avvalo o'zingiz bilib oling va hamkoringizga o'rgating. Uni mustaqil ishlashlikka yo'llantirib qo'ying. Uchta birinchi yildagi odamingizni liniyadagi o'sha yo'nalish bo'yicha loyihadagi hamma darajalarni tushuntirib berib, registratsiyani o'rgatib, mustaqil ishlashlikka yo'llantirib, ularni lider bo'lguncha yordam berib borsangiz, siz mastersiz. Shunaqa. Juda oson. U qo'lga natijani kiritish uncha qachonki biz rejali ish qilsak, natija bizni kuttirmaydi. Vaqt bo'yicha qaror qabul qiling. Qancha va qanday aniq ish bajarishingiz kerak. Demak, seshanba kuni taqdimotga tayyorgarlik, yangilarni taqdimotga taklif qilish va ular bilan suhbat olib borish. Chorshanba kuni o'sha 5ta dushanba kuni qo'ng'iroq qilib, seshanba taqdimotga taklif qilgan odamlarimiz bilan uchrashuvni rejalashtirish. Uchrashuv ular bilan bir so'lim ko'chalarda, shaharning obod joylarida yoki bir yangi ochilgan choyxonadami, restorandami, kafedami, bardami, lavashdami, mavashdami borib, ko'rishib, ular bilan suhbatlashib, ochiq dildan dastlabki bu yo'nalish qanaqa ekanligini bildirib ekan va payshanba kungi taqdimotga taklif qiling. Ovoz sal to'xtalib boryapti. Nimadir shovqin harakat qilmoqda. Mani mikrofon kuchayib ketdi menimcha. Bir mikrofon ishlamay qoladi, bir kuchayib ketadi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Demak, o'sha payshanba kuni demak taqdimot o'tsak, har kungi belgilangan rejalarimiz bo'yicha ishlab borgan bo'lamiz. Va u kishini shanba kunga masalan dam olish kuni ko'pchilik davlat ishida ishlaydigan odamlar shanba kuni bo'sh bo'lishadi. Shanba kunga mustaqil ishlashga taklif qilasiz. Va mustaqil ishingizni davomida u kishini kompyuterda qanchalik muomala qilishligi, qanchalik mahorati borligi, ishlay olish, ishlay olmasligi, kompyuterda ko'proq rus tili talab qilinadi, rus tilini bilish bilmasligi haqidagi va uning barcha ma'lumotlari haqida o'z ma'lumotingizga ega bo'lasiz. Shaxsiy masalalar va ish o'rtasidagi vaqtingizni aniqlik kiriting. Masalan, ish vaqtingiz falon soatdan piston soatgacha. O'sha paytga shaxsiy ishni aralashtirmaysiz. Shaxsiy ishingizni rejalashtirgan vaqtingizda loyiha bo'yicha ishlash va biznes rejalaringizni o'rtaga qo'ymaysiz. Mana shu ikkala vaqtni shaxsiy masala bilan biznes masalasi ish vaqti o'rtasidagi vaqtni ajratib olishimiz kerak.
Mesela Düşenbe günü ham. Buluşmak günü saat 8'de balanızı, ne bir rengizi, bahçede kuzetiş. 9'da bir kişinin uçuşuş. 10'da takdimatka barış. 11'de uyga bazar kılış. 12'de tüşlükke çıkış. Şimdi sengenin vaha kazan. Ve şu iş vakti bilen, şahsi vakti ecretip, o şengi üddeleştikki irişlikler katılışımız gerek. Ha. Rejilaştırışke, tarigallik kuruşke en yakşı vaq cüme günü gündüzüdür. Barça üçü şu vaktinizin belgelen hamkorlar, yangi mücazlar ve başkaları cüme. Demek cüme günü cüme namazdan ki gün saat 2'de oturup haftalı recamızı tüzüp alırmız. Ve şembe günü eğer bir kompüterde işler, kabinet falan işler, şuna kadar sen rejestirdiğinden olsa, o günde elbette bu işimiz, bacışımız kadar burada. Günü kaldırmazlar, cümle günü kılgan rejamız, biz de ser mahsul buladık. Kup, kampanyalarının menedjerleri, keyingi haftanın rejesini cümle günü tutuşuyordu. Bu, cüda uluğ iş buladı. En yukarı üstüvar rejedeki işler hafta rejesi de kayıt ediliş gerek. Mesela en üstüvar ne mi? Biz işimizde, biz yönelik üstüvar ne mi? Takdim ol. Üçü şu. Yani üç günler Allah'ta Allah'ta bilgilerleşmemiz gerek. Demek o şey boştaki tartı boyunca. Avvala kongurak, üçü şu bilgiler, üçü şuradan ki gün, takdim oldu bilgiler. Webinar bo'lsa webinarga taklif qilish, webinardan 15 minut oldin qo'ng'iroq qilib hamkorlarni taklif qilish, webinar o'tgandan keyin 15 daqiqadan keyin qo'ng'iroq qilib nima tushunganligini bilib olish. Haftaning har bir kuni uchun reja tuzing. Scout community haftalik rejasidan foydalanishingiz mumkin. Bu bizim duplikasyon kitaplarımızda, duplikasyon nimelerimizde var. Mesela biz kaç taklif kıldık, olduğunu kursatuvlarımızda, hangi bir webinarlarımızda attık, duplikasyon boyunca papkamız var. Onu alın, o bile işleşi organik ve uzunumuz ham tayarlaştık organikimiz gerek burada. Bana geçen sefer Nadejda Han'ın oğulları, küçük oğulları prezentasyon tayarlattı. Nogat ki biz uzunumuzu fayl papamızı yaratılmasak. Elbette katta yaşlı adamlarımız bunu öğrenişimiz gerek. Bu bizneske ciddi bakarlık için ciddi yandaşımız gerek. Ciddi yandaşmasak aynı çanasını koldan bakır koyunuz. Uzunluğunuzu ilhamlandırış ve motivasyonuz için icabi tasdıklar yani affirmasyon affirmasyondan foydalaning. Ularni esa haftalik jurnalingizga yozing. Demak, ijobiy kayfiyat, pozitiv nasrani, ijobiy tasdiq lo'nda muvaffaqiyatga chorlovchi bo'lish kerak. Demak, bu affirmatsiya sizni muvaffaqiyatga chorlash kerak birinchi darajada. Ikkinchisi, qobiliyatingiz. Bugungi meni qobiliyatim va qat'iyatim muvaffaqiyatga kiritidir deb bilishingiz kerak. Bugungi barcha yutuqlarim bilan xursandman va u hamisha hamrohim. Bu narsani o'zingiz joylashtirishingiz kerak. Doimiy ravishda sizni ongingizda joylashgan bo'lishi kerak. Muvaffaqiyatli bo'lish menga yoqadi. Qayta qayta erishish va qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Men ishonaman. Menda hammasi qovushadi. Muvaffaqiyat meni barcha hujjatlarimga kirishmoqda. U meni hech qachon tark etmaydi. Mana shu narsalarni doimo takrorlab, ertalab o'tirganimizda, uyqudan turgandan keyin yoki ish oldidan bir so'lim joy topib,
tinch joy topib, hech kim harakat qilmaydigan shovqin joy. Mana shu narsani takrorlab borishimiz kerak. O'shanda muvaffaqiyat bizni hujayra hujayramizga kirib, bizni hatto hujayralarimiz o'zi harakatga kelib, muvaffaqiyatga eltishga harakat qiladi. Chunki boru aytamiz, men 150 yil yashamoqchiman desangiz, organizm, mana miya bütün jasadga buyruq berar ekan. Hujayra 100 yil yashamoqchilar, harakat qilinglar, o'zingizni tiklanglar. Shunaqangi immunitet kuchaygan, qonlar javlanurgan, qizigan, shunaqangi bir holatda bo'lasiz. Buning uchun albatta mana shu affirmatsiyani qilishimiz kerak. O'zimizga tasdiqlashni, ijobiy tasdiq qilishimiz kerak. Va negativ fikrlar kelgan paytda men muvaffaqiyatliman, men muvaffaqiyatga erishaman, meni vujudim muvaffaqiyatga to'liq to'ngan, badanimga, jasadimga, miyamga muvaffaqiyat nurlari kelmoqda, muvaffaqiyatga eltadigan yo'nalishlarga erishmoqdaman deb o'zingizni tasdiqlashingiz kerak. O'z ishlaringiz ro'yxati bilan ishlang va vaqtingizni rejalashtiring. Bu sizni faoliyatingizni juda muhim qismidir. Ko'pchilik buni qadriga yetmaydi. O'sha ro'yxatimiz bo'yicha bosh bajarishligimiz, undan chalg'imasligimiz, ba'zi bir holatlar bo'ladi. Lekin o'shani bo'ldi, mana o'tib ketdi, buni endi keyin qilinglar demasdan o'sha to'xtagan joyimizga kelib davom ettirishligimiz kerak. Ozgina qolganlar surilib boradi, lekin yetishtirishga 5-4 minut, 10 minut, 20 minut, yarim soat yetishtirib, buni nima qilib olishimiz mumkin? Yetishtirib olishimiz mumkin. Yozib, chizib qilgan ishlarimizni, bugungi qilgan ishlarimiz hammasini, natijasini olishligimiz kerak. Buni qilayotgan ishlarimiz, faoliyatimizni juda muhimligini anglab yetishimiz kerak, qadriga yetishimiz kerak. Buni anglamasak, qadriga yetmasak bo'lmaydi. Xo'p, sizni birinchi oydagi rejangiz. Telefonda mijozlar bilan gaplashishni mashq qiling. Uchrashuvga taklif qilishni o'rganing. Shaxsan taqdimot o'tkazing. E'tirozga javob berishni o'rganing. Va mijozlaringiz bilan ikkilamchi uchrashuvlarni uyushtiring. Ikkinchi shartnomalarni tuzing. Ikkilamchi, bu nima degani? Demak, sizning mijozingiz kabinetingizga kirib, nazorat qilib ko'rib turibsiz. Uni rasochkasini oxirgi oyi. Uni taklif qilib, ya'ni uchrashuvga chaqirib, hozirgi bugungi kundagi bor yangiliklarni unga taklif qilib, rasochkasini yana davom ettirishlikni undan iltimos qiling. Bu juda ajoyib sermahsul usul hisoblanadi. Demak, qanday qilib master darajasiga yetishni rejasini tuzing. Paralel o'z takliflaringiz va hamkorlaringizni qanday qilib lider darajasiga yetishlariga tuzajak rejalarga yordam bering. Yordam berishimiz kerak. Liderlarimiz qanday master bo'lishiga yordam qilsak, ular 3 ta liderimiz master bo'lsa, biz ekspertmiz. Mana shu narsani doimiy ravishda ishlab borishimiz kerak. Ham o'zimizni rivojlantirishimiz kerak. Ham tarmog'imizni rivojlantirib borishimiz kerak. Agar bu narsani qilmaydigan bo'lsak, bizda sustlik bo'ladi. Takliflarimiz ketadi. O'tgan darsimizda aytgandek, sponsor ketsa, taklif ham ketadi. Bu degani daromadni yo'qotdik degani. Hech qachon daromad yo'qotmaslikka harakat qilishimiz kerak. O'sha bizni 5 ta investorlarning 5 ta qonuni bor-u, o'sha bo'yicha borishimiz kerak. O'shanda ko'proq daromad qilishni o'rganish, ko'proq daromad qiladigan yo'llarni barpo qilish. Biz qachon o'zimizni ustimizda ishlamasak, bizni mablag'imiz ko'paymaydi, bizni daromadimiz ko'paymaydi. Daromadni ko'paytirishning eng oson yo'li o'z ustida ishlash. Birinchi darajasida hech bo'lmasa bitta odamni, yangi odamni taklif qilish. Shunda 1 yilda daromadimiz 3000 dollarga yetadi. Va tarmog'imizdagi hamkorlar soni 4096 ga yetadi.
har birimiz shunasini dublikatsiya qilsak, bir birimiz takrorlasak, qaytarsak, o'zimiz o'rganib va o'rgatsak. Sizning birinchi va'da berganingiz davomi. Treninglar, webinarlar, seminarlar va homiy bilan ishlash. Demak, sponsoringizga murojaat qiling. Tushunmagan narsalaringizni so'rab, sponsoringizni tinkasini quritib yuboring. O'rganing, harakat qiling. Tashkilotdan o'z sarmoyadorlik paketingizni xarid eting. Tarmoqni marketing asoslarini o'zlashtiring. Mahsulotni biling. Loyiha tarixini o'rganing. Karyera tuzish tizimini o'rganing. Marketing plani. Shaxsiy kabinetingizdan bemalol foydalana oladigan bo'ling. Rejalashtirish mahoratiga erishing. Dublikatsiya tizimini o'qib o'rganing. 10 ta yangi mijozlarga va tizimingizdagi hamkorlarga lider darajasiga yetishlarini sidqidildan ko'maklashing. Bu juda katta narsa. Ko'ryapsizmi? Avvalo o'zimiz o'rganishimiz kerak. O'rgatishimiz kerak. Hozirgi paytda mana 15 yanvargacha ajoyib paketlarni berilgan. O'sha paketlardan birini tanlab, imkoniyatimiz darajasidagini uni biriktirib qo'yishimiz kerak. Portfelimizni kengaytirib qo'yishimiz kerak. Demak, ishlashlik uchun mahsulotni bilishimiz kerak. Tanaqqiyot nima? Unibus nima? Qanaqa turlari bor? Qanaqa turlarga sertifikat olingan? Qanaqa turlarga sertifikat olinmagan? Hozirgi kunda nima ishlar qilinmoqda? Masalan, bir soat oldin Dvajurinskiyni 2021-yilda qilinadigan ishlar va ba'zi bir oshkor qilishlikka hali erta bo'lgan loyihalarni qurilayotganligini aytib o'tdilar. Va hozir ko'rishimiz o'shani ishni ko'rsak bo'ladi, taqdimotdan keyin ko'rsak yaxshi bo'ladi. Bu juda katta qamrovli, katta ma'lumot berdilar. Bu ma'lumot juda ajoyib ma'lumot. Undan biz kelajak rejalarni bilib olishimiz, yana kelgan 15-chi etap tugashini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. E'tibor bilan eshitsak, rolik bo'lsa buni to'xtatib, yana qaytib ishlab, tushunmagan joyimizni qaytib ishlab, subtitr qo'yib, o'zbekchaga tarjima qilib, bemalol kuzatib borishimiz mumkin bo'ladi. Ovoz qoldi. Baxtiyorjon, sizda ovoz qoldimi? Hammada ovoz bormi? Internet tezligi pasayibdi. Pasayib turadi, ko'payib turadi. Bu shunaqa narsa. Bizda stabillik yo'q. Xo'p. Menda bor, Qobiljon. Yaxshi, hammada bor ekan demak. Demak, biz o'sha loyiha tarixini o'rganishimiz kerak. Loyiha tarixi uzoq 19. asrga borib taqaladi. 1976-yil. 20. asr ekan, 20. asr. 1976-yilda 1 marta Mogilyov shahridagi Texnologiya universitetida Anatoliy Dvashevniskiy Spasovaya taqdimotini o'tkazdi. Yani shuni bilishimiz kerak. Va har hafta biz har kuni chatda bir oy oldin nima bo'lgan, bir yil oldin shu kunda nima bo'lgan, shunaqangi bir narsani bir-biriladi. Ularni ham eslab qolishga harakat qilishimiz kerak. Birinchi 0 km qaysi kuni bo'lgan, birinchi ustun qaysi kuni o'rnatilgan, unibus birinchi qachon torga osilgan, qachon yurishni boshlagan, 102 km soat tezlikka qaysi kuni yetib borilgan, bu narsani bilishimiz kerak. Marketing plan bo'yicha ishlashni, karyera tuzish, ya'ni nima qilsak master bo'lamiz, nima qilsak lider bo'lamiz, nima qilsak ekspert bo'lamiz, bu narsalarni juda o'rganib borishimiz kerak. Kabinetda ishlashni bilishimiz kerak. Kabinetda mohirona ishlashni bilishimiz kerak. Registratsiya qilish, boshqa ma'lumotlarni olish, pul surish, bu narsalarni bilishimiz kerak.
rejalaşış maharetine erişin. Yani birinci cümle Cengiz sal konuşması gibi mümkün. Hafta devamı da eslap kalıp, kayette şuna kanka bir hata hakkı geldiğinizi bilip, keyingi hafta yana takamülleşin. Bundan keyingi yana takamülleştirin. İki üç adı cüdde bir adıge mahur rejalaştırışıp gitmeyiz. Duplikasyon tizimini kurup görelim. Duplikasyon tizimi de bana artık duplikasyon papkalarımız var. Biremiz, ihtimal kezinden adamlığı bana taala koyumuz. Bana 25 de papkamız var. Bırakan. Beni birinci diyemdeki hamkorlarımı yeterekan. Ve onu kana taalaşı organı öz hamkorlarımızı yetkizip berali. Biz original, offset usulde kılıngan, Yevropa standartı boyunca çıkarılıngan papkalarını ben birinci linya hamkorlarımı veremem. Kilo opketiyle. Şimdi onun da hamkorunuzu sardorlukla, erişlikle sıkıldığından koymuşsun. O şey, bizi onun da adamımız mesela birinci linya, ikinci linya, üçüncü linya, ben üçteden. Ha? Mesela birinci linya da üç kişi, ikinci linya da üç kişi, üçüncü linya da üç kişi. Bunlar gibi biz yakışlar sardarlık yollarını örgatsak, biz üçte çukurluğumuz için belgeler yardımımız bizi umurbat pasif daromadga eriştirdi. İkinci ay, cemaat bilen işler. Şahsi takliflerinizi lider cemaatine yetişlerine kumaklaşın. Ularını ruhlantırın, rağbarlantırın. Demek ki cemaat bu işlerini organizimiz kere. Tarko halatta ne mi deydi? Bizde eskilerimizin gibi var o. Ayrılganı ayrı yedi, bürülganı bürü yedi, birleşken uzar, birleşmeken tuzar degen bana hallerimiz var. Bu cemaat degen cidde hukukatlı nasıl da mesela bana aytaylık hatta çumalılayan cemaat bu bir şey şeydi. Bir su borcağı, arı borcağı bulsa birbirlerini tişlep tişlep zincir yaratıp bu betten o betke köprük hasıl kılışıydı. Ve o köprükten kogan cemavut edi. Ve ular brinketin birinci suyu çıkan çumalı birinci bir kuzunu koyup yani sudaki kalkıp durgan köprünün üstüne o yürüp nergi betke ötüp etedi. Şun çelik, biz çumalı çelik mazımız mı? Bana 10 kişi olsa kabinete oturumuz. Bana webinar konuda 10 kişi oturumuz. Bana şu, ben demek bana bugünkü say hareketim 10 ta adamı cemaat hakkındaki fikrini özgartırdı. Halbuki ettik 10 tadan adamı fikrini özgartırdık. Kaçan ki biz cemaat bu birikşek bizi işimiz, rejelegen işimiz aldın göyledi. Kaçan biz bu zirecemiz boyunca maksat girişsek, o halde bütün halk kuşar, kuşar deyim, kuşnut bagan boladı ve hammege bizim manfaatimiz tekken boladı. Bu hamkorlarınızı duplikasyon konukmalarına örgütün. Bunlarını Sky World Community'nin hamkorluk dasturuna celp edin. Demek ki hamkorluk dasturumuz var ya. Partnerski programı. Taklif kılan adamlarımızı ilgisasından ötkezip ula taklif kılışsa neme manfaatı borluğunu örgütüşümüz gerek. Ularga yetakçilik ve retorik talimatlar verin. Öz liderlerin kızını master derecesi yetişlerine yoldan verin. Konukmalar hasıl kıldırın. Ularga duplikasyon asasen durup boyunca siz uzunuz takdimatı ötü verip ular o takliflerine takdimat uçuşluklarına mecburlan. Onlara bir kumaklaşıyor, yoldan üstürün. Birinci sefer birge takdimat edin. İkinci sefer ağırlaşıp takdimat edin. Üçüncü sefer uzaya koyverin. Onu daha yor, tarlap, tayarlap, bunu ağızda çayla sok koyversanız lak lak bir kötü öğretti. Bu yakışmaz da. Her kim uzaya için uzun hareket kılışı kerede. Kaçan ki bizde şuna kadar nakıl var. Bir cemaatte her bir adam özünü doğrulasa,
jamoatda to'g'rilanish kerak bo'lgan odam qolmaydi. Birinchi yakunim. Siz tizimingiz 3000 mijozga iborat. Ha, sizni tizimingiz 300 mijozdan iborat. Sizni kariyer darajangiz top ekspert. Sizni daromadingiz 50 ming evro undan yuqori. Hattiga boya bo'lib kuniga bittadan odam taklif, to'ys oyda bir oyda bitta taklif qilsak, taklifimiz ham bo'ladi, bitta taklif qilsa geometrik darajada o'sib boramiz. Ya'ni ikkinchi oyga ikkita bo'lamiz, uchinchi oyga to'rtta bo'lamiz, to'rtinchi oyga sakkizta bo'lamiz, beshinchi oyga 16 bo'lamiz, oltinchi oyda 32 bo'lamiz, yettinchi oyda 64 bo'lamiz, sakkizinchi oyda 128 bo'lamiz. Ko'ryapsizmi? Oshib boraveradi. Demak, o'sha dublikatsiya juda qattiq ishlab ketadi. Biz o'zimizni loqayt qilib qo'ymasligimiz kerak. Loqaytlikni badanimizga singdirmasligimiz kerak. Oz vaqt qoldi, juda ham qisqa vaqtlar qoldi. Yer ustidagi ikkinchi o'rindagi yuradigan transportimizga kirish eshiklari yopilishga oz qoldi. Tak, ovoz, ovoz. Bir. Bir. Ovozda shishlik bor. Alo. Bir kuştur. Bir kuştur. Tutuluş var ovozda. Zadeşki. Hop, bir iki, bir iki. Hop, sal ozgina internet pasayib ketdi menimcha. 3-4 kundan beri internetimiz juda ham yaxshi ishlamayapti. Internetimiz juda bizga pand beryapti. Nima deb aytamiz? Demak, bizda kompaniyamiz investorlarni kirish darajasi nima darajasi emas, jalb qilish va investorlarni ro'yxatdan o'tish muddatiga juda oz qoldi. Eshiklar yopilishga oz qoldi. Tez ko'proq odamlarga e'tibor berishimiz kerak. Bundan keyin biz qolgan dasturlar bo'yicha takliflar bilan ishlaymiz. Spasibo'ga harakat qilamiz. Va undan tashqari kompaniyaning ham boshqa yo'nalishlari ko'p. Avtomobil sohasi, biogum sohasi, o'sha tomonlarda ishlashimiz mumkin. Yoki o'sha vakuum shishalari ishlab chiqarish. Bu yo'nalishlar ham bor. Demak, biz kuniga bittadan taklif bilan oyga kechasi bittadan taklif ishlasak, o'rtacha bir yil davomida 3000 ta mijozimiz bor. 300 mingta mijoz bir yilda top ekstra darajasiga chiqishi mumkin ekan. Daromad esa 50 ming undan yuqoriga borishi mumkin ekan. Doimiy ravishda o'zgalarga yordam bering. Ularni ehtiyoj jet tushib qolibdi. Ehtiyojlari bilan qiziqing. Shunda sizda hech qachon pul muammosi bo'lmaydi. Demak, hamkorlarimizga yordam beraylik. Ularni oila sharoitini bilaylik. Kamchiligi bor, yordam qilish kerak joyda yordam qilaylik. Men bitta narsani yaqinda eshitib qoldim. Bir kishi aytdi. Men o'zim ham bunga amin bo'ldim. Pulni mahkam ushlab turgan bilan ko'paymas ekan. Pulni qancha ushlab qolsangiz, shuncha ko'payish qiyin bo'lar ekan. Qancha ko'p tarqatsangiz, shuncha ko'p kelar ekan. Ko'rdingizmi? Aksiomani ko'ryapsizmi? Pulni ko'proq tarqating, ko'proq yordam qiling va ko'proq keladi. Payg'ambarimiz ham bir gaplari bor, dunyoda suvoqchi kabi yashang. Ya'ni o'ng qo'lda andabasi bor, chap qo'li bo'sh turgan bo'lsa, pastdan loy berishadi. Loy devorga chaplab andavani tortadi, qo'li bo'shasa loy berishadi.
Kulü başımızı öldürmeyelim. Şunun için Allah'a biz kança kub boşasak, şunun için kub bir öğrenelim. Yani demek ki, mihriballik, birbirine yılgı tutuş, cemaatini kolla kuvvetler, kebi hislerini özümüzde mücessemlesek, bizde hiç kuşan tülmanması olmayalım. Tizimli ravishda ishlang. O'z vaqtingizni rejalashtiring. Shaxsan taqdimot o'tkazing. Yangi mijozlarni ro'yxatga oling. Ularni treninglarga, seminarlarga va taqdimotlarga olib boring. Webinarlarda odamlar sonini oshirib borishga erishing. Odamlar bilan ishlang. Doimiy ravishda tizimingiz hamkorlari bilan uchrashing, ularga o'g'itlar bering. Ularga Skyward Community'ning tarmoqli marketini tushuntiring. Natijada siz karyera jihatidan yuqori natijaga erishasiz va umrbod bog'liq muammolardan yo'liqmaysiz. Demak, ekspert, ha? Ekspert darajasiga yetgan odam buni 3ta masteri bo'ladi. Kamida 9ta lideri bo'ladi. 27ta konsultanti bo'ladi. Shunaqa bitta katta juda ajoyib tizimda juda masalan top ekspert bo'lsangiz, tarmog'ingizda kamida 3000 odam bo'ladigan bo'lsa, 3000 odam kuniga bittadan odam taklif qilsa, sizni tarmog'ingiz kuniga 3000 kishiga rivojlanadi. Bir yildan keyin. Bu yüksek netice. Yüze katı netice. Daraq burcuada kokoradı. Doimi kılatkan işlerimizden en asasısını talep oluşumuz gerek. Koşumcu işlerimizden taslak koymasımız gerek. Kılalık koşumcu işlerini. Asası vaktimizi koşumcu işe emez. Asası vaktimizi asası işe bakşıda kılalık. Şimdi o da kalırsa hemen nasıl yakışık olalım. Neticemiz yaxshi bo'ladi. Loyihamiz rivojlanadi, mamlakatlarga quriladi va sizga bizga daromad kelishi boshlaydi. Katta daromadlar. Juda katta. Reja hech narsa emas. Rejalashtirish muhim. Eisenhower shunday degan ekan. Bu bir reja, nimadir reja qilish mumkin, lekin rejalashtirish biz mana 1 soat davomida 45 min davomida rejalashtirish to'g'risida gapiryapmiz. Mana shu muhim narsa ekanligini anglab yetaylik. Shu masalan Amerikani prezidenti bo'lgan odam. Qara, qanaqangi bir chiroyli davga kirib ketibdi-a? Ajoyib gap. Bunga qo'shilmaslikdan iloji yo'q. Bu narsani egasi bo'lishni istaganlar bormi? Hali aytishadi-yu, kim oladi-ya shu kunini-ya? Kim oladi shuni? Kim esirkindir egasi bo'lmoqchi? Mana shunday taqdimotlarni ko'paytiraylik. Mana shunday holatda jamoa bo'lib, bir-birimizga yelka qo'yib, uzoq va serdaromad ishini qilaylik. Skyway'ni qur, dunyoni qutqar. Muvaffaqiyatga yetkazuvchi oddiy qadamlar. Ertaga shubhasiz baxtli bo'lamiz. Bugun o'lmasak. Ertaga orzuni qo'yib yetamiz. Bugun ahd etolsak. Ertaga quvonch ulashamiz hammaga, agar bugun topolsak. Shoir kula bo'ldi g'amgin kunlarda bugun. Ertaga qotiljam bo'lamiz. Bugun samo yo'lini bitkiza olsak. Savollar bo'lsa marhamat. Bu ajoyib masalalar. Albatta buni qadr yetishimiz kerak. Umrni qadr yetishimiz kerak. Bugun bormiz. Ertaga nima deb Alloh biladi. Bugunimiz ham yashaylik. Bugungi o'tkazgan kunimizni sarhisob qilaylik. Ishdan chiqargan narsalarimizni ertaga qilishga harakat qilaylik. Bir kishini ko'ngli ortgan bo'lsak,
unga yordam beraylik, qo'ng'iroq qilib uzr ma'zur qilaylik. Iloji boricha chiroyli umrguzaronlik qilishga harakat qilaylik. Savollar bo'lsa marhamat. Ovoz yo'qolib qoldi orada. Zapsda yaxshi chiqsa kerak. Tashqaridagi shovqin bizga xalaqit qilmasin deb tez-tez gapirdim. Chunki mashinani o'tishligi juda kuchli mikrofon qo'yib qo'yibman. O'shanga shunaqa bo'ldi. Savollar. Kimda savol bor, marhamat. Hammaga tushunarlimi? Bizga hurmat bildirib, webinarda qatnashganingiz uchun rahmat. Barchaga omad, xonadoningizga salomatlik, cho'ntagingizga daromad, qaddingizga qomat. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha xayr. Hammamizni Alloh kunlarimiz barakotli qilsin. O'zidan o'ziga muhtoj qilmasin. Qilayotgan ishimiz samarasini bersin va baxtli hayot kechirishini hammamizga nasib qilsin. Rahmat, salomat bo'linglar.